Değerli basın mensupları, şimdi ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımızı önemli bir demografik tehlikeye dikkat çekmek istiyorum. Ancak öncelikle nüfus yapımızda yaşanan vahameti rakamlarla, hatta TÜİK rakamlarıyla gözler önüne sereceğim ve siyasi iktidarın atmak üzere olduğu tehlikeli bir adımı milletimizle paylaşacağım. Biliyorsunuz TÜİK 2023 yılı nüfus verilerini açıkladı. Nüfusumuz 2023'te sadece 92.824 kişi artmış. Artış oranı da binde 1,1. Oysa 2002-2022 dönemine baktığımızda nüfusumuzun artış oranı yıllık ortalama %1,3'tür. Bakın %1,3. Öte yandan 2023'ü nüfus açısından diğer yıllardan ayıran 6 Şubat afetini de unutmamalıyız. Orada resmi kayıtlara göre vefat eden kişi sayısı 53.537 kişidir. Yani afet olmasaydı, afette hayatını kaybeden kimse olmasaydı dahi nüfus artışımız %0,17 olacak. Bu nüfus verilerine göre ülkemizde 3 kaygı verici gelişme veya ihtimal burada dikkatimizi çekiyor. Birincisi, doğurganlık hızındaki azalmadır. Zira 2014'ten beri ülkemizde 0 yaşındaki nüfus azalmaya devam ediyor. Bakınız, 0 yaşındaki nüfusta 2023'te bir önceki seneye göre %7,5'luk bir azalma yaşanmış. Oysa genç nüfusun fazlalığı ülkemizin en güçlü özelliklerinden biriydi. Ancak siyasi iktidar yanlış politikalarıyla, ekonomide yarattığı tahribatla ülkenin demografik dengelerini bozmayı başardı. Peki bugün neden bu hız azalıyor? Çünkü AK Parti enflasyonla mücadele etmeyince, gelir dağılımı bozulunca vatandaş bu yeni ekonomik düzene kendince uyum sağlamak durumunda kalıyor. Cumhurbaşkanı her fırsatta çocuk yapın dese de vatandaş gelecek kaygısıyla bu yönelime karşı duruyor. Gençler ise ne evlenmesi, daha kendimize bakamıyoruz, cebimize giren 3 kuruşla diyebilecek noktaya getirildi. Netice olarak da Türkiye'nin demografik fırsat penceresi yavaş yavaş kapanıyor. Üzülerek görüyoruz ki nüfus dinamizmimizin kaybolduğu ve nüfusu hızla yaşlanan bir ülke haline geliyor ülkemiz. Nüfus verileriyle ilgili burada ikinci kaygımız zaman zaman konuşuluyor. Depremde vefat eden sayısının resmi açıklamadan fazla olması ihtimali. Nüfus artış hızının tarihsel ortalamasından bir yılda aşırı derecede sert bir sapma yapması kolay açıklanabilir bir durum değil. Peki nedir bu sapmanın kaynağı? Ya kaygı duyduğumuz gibi afette aslında açıklanandan daha fazla vatandaşımız vefat etti ya da çok ciddi dış göç verdik. Dış göç de zaten nüfus dinamikleriyle ilgili üçüncü kaygımız. 2022'de ülkemizden yurt dışına göç eden vatandaşlarımızın sayısı 140 bine yaklaşmış. 2018-2022 döneminde ise 500 binden fazla vatandaşımızın yurt dışına göç ettiğini görüyoruz. Henüz 2023 TÜİK'in göç verileri açıklanmadı ama dış göçte çok ciddi bir artış yaşanmış olma ihtimalini de burada saklı tutuyoruz. Gördüğünüz üzere genç nüfusu azaltan ve dış göçün hızla arttığı bir ülke yaptılar Türkiye'mizi. Dış göç diye sayılarla ifade edilen nüfus kaybının da büyük çoğunluğunun iyi yetişmiş insan kaynağımız olduğunu hatırlatmamıza sanırım gerek yok. Ya kalanlar ne durumda? Onlar da Allah'a emanet yaşıyorlar. Çünkü biliyorlar ki bir depremde bina altında kalabilirler. Madende çalışıyorlarsa yine her an toprak altında kalabilirler. Bunları da geçtim. Ülkedeki adalet yoksunluğundan güç alan bir psikopat sokakta ya da trafikte ansızın canınızı alabilir. Bunlar artık vatandaşımızın yaşadığı, düşündüğü hissiyat bunlar. Sözün özü mutluluk vaat edemeyen bir yer kıldırar ülkemizi. Ne yazık. İşte bu gerçekler ortada dururken bugün ülkemiz 10 milyondan fazla sığınmacı ile dünyanın en büyük sığınmacı deposu haline getirilmiştir. Bakın bugün tamamlanan Münih konferansında en önemli tehlikenin savaş ve iklim değişikliğinden kaynaklanan göç olduğu ortaya konuldu. Siyasi iktidar buna çözüm bulmak yerine sığınmacıları kalıcı hale getirecek uyum projelerine var gücüyle devam ediyor. Geçen hafta gündeme getirdiğimiz bazı illerde hazine arazilerinin Suriyeli sığınmacılara tahsisini hedefleyen Birleşmiş Milletler destekli proje bunun küçük bir örneğidir. Hükümet cephesi hızlıca bu iddiayı inkar etmeye kalksa da böyle bir tahsis projesi için illere gidildiği kayıtlarda mevcuttur. Şimdi de duyuyoruz ki asıl bunu paylaşmak istiyorum kamuoyumuzda. Ülkemizde yaşayan kaçak Afganlara iltica sistemine alınarak geçici koruma verilmesi için bir hazırlık yapıldığı duyumunu aldık. Afganistan vatandaşları Türkiye'ye, Pakistan ve İran üzerinden gelmektedir.
İran ilk irtica ülkesi ve Afganlar için güvenli üçüncü ülkedir. Bu nedenle Türkiye'nin gerek ulusal mevzuatı, gerekse taraf olduğu milletler arası anlaşmalar kapsamında Afganları Türkiye'ye alma yükümlülüğü de yoktur. Bakın Suriyeliler konusunda yapılan yanlışlar Afgan vatandaşlar yönünden de yapılmamalıdır. Ülkemizde bulunan Afganlar, kaçak yaşayanlar gerekli girişimler yapılarak ivedilikle ülkelerine iade edilmelidir. Bakın buradan İyi Parti olarak uyarıyoruz. Bu yoldan dönün. Bunu asla hayata geçiremezsiniz. Türk milleti olarak buna asla izin vermeyeceğiz. Konuyla ilgili tarafımca bakanlığa bir soru önergesi de verdim. Cevaplarını bekliyorum. Bu çalışmanın ve bu duyumun takipçisi olacağız. Bunu da aracılığınızda aziz Türk milletiyle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar sorularınız varsa alabilirim. Evet buyurun. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nde Hatay adayı dün yapılan aday tanıtım toplantısında açıklanmadı bildiğiniz üzere. Daha önce Hatay'da protesto edilen mevcut belediye başkanı ve aynı zamanda aday Lütfü Savaş'ta yola devam edilip edilmeyeceği konusu karara bağlanmaya çalışılıyor bugün. Bununla birlikte çok tartışılan bir yapay zeka ile aday belirleme konusu da var. Genel Başkan Özgür Özel aday belirleme sürecinde yapay zekadan faydalanıldığını hatta bir adayın da yapay zeka ile belirlendiğini ifade etmişti. Konuyla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii Hatay'daki başka bir partinin hangi adayı göstereceğiyle çok fazla ilgilendiğimizi söyleyemem. Ama bizim bir adayımız var. Açıkladık Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Nusret Cömert. Ve inanın artık yarış daha rekabetli bir iklimde geçecek ve bu yarışı İYİ Parti'nin göstereceğini buradan ifade etmek isterim. İkinci husus ise yapay zeka konusu. Ben de takip ettim. Evet, böyle teknik detayların, teknolojinin siyasete uyarlanması faydalı bir şey. Ama keşke, bakın keşke bu anlayışı, bu anketli yapay zekaydı, bu uygulamaları 14 Mayıs'tan önce İYİ Parti bu kaygılarını, bu hassasiyetini, bu çekincesini ortaya koyduğunda Sayın Meral Akşener olmasa da bu iddiasını, bu teklifini, bu önerisini getirdiğinde de yapmış olsalardı bugün belki çok başka bir Türkiye'ye uyanmış olacaktık. Evet buyurun. İYİ Parti GİK üyesi Erşen Kurt'un eşi Yahya Kurt'un eski Manavgat ilçe başkanı Hüseyin Ergen'e suikast düzenletti. Ancak başarısız olduğu öne sürüldü. Ayşen Kurt'un Fransa'ya kaçtığı suikast emrini veren Yahya Kurt'un azmettirici Ahmet Çelik'in ve tetikçi Selahattin Oğuz'unsa cezaevinde olduğu öne sürüldü. Bu konuyla ilgili, bu iddiayla ilgili bir açıklama yapacağız. Değerli arkadaşlar, öncelikle bu biz de takip ediyoruz. Adalete, yargıya intikal etmiş bir konu. Soruşturma titizlikle ve büyük bir özenle devam ettiriliyor. Biz de takip ediyoruz. Bunun şahsi bir mesele olduğu kanaatindeyiz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde yargının ilerleyişine, ortaya çıkacak somut delillere göre yeniden bir açıklama yapmayı biz de planlarız. Evet, başka var mı? Tamam. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.